Creo que ha sido un buen partido, una victoria muy, muy importante, muy merecida, muy trabajada. Felicitar a los chicos, a los jugadores que han sabido también en últimos momentos del partido, han sabido sufrir, pero el partido lo teníamos que haber resuelto mucho, mucho antes. Gracias también a nuestros aficionados que han sido espléndidos hoy, nos han empujado a conseguir esta victoria. Y bueno, como he dicho muchas veces, solamente podemos conseguir grandes cosas con nuestros aficionados, con el viento en la espalda de ellos, que hoy han demostrado su amor al equipo. Y bueno, espero los próximos partidos pues darles las mismas alegrías que les hemos dado hoy. Öncelikle iyi bir maç oldu diye düşünüyorum. Hak edilmiş, üzerine çalışılmış bir galibiyet oldu bizim adımıza. Taraftarlarımızı tabii ki bu galibiyette önemli bir yere koymak lazım. Galibiyetin mimarı oldular. Onlara hem teşekkür ediyoruz, hem tebrik ediyoruz, hem de bütün oyuncularımı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü bugün hepsi gayet iyi mücadele verdiler. Belki maçı daha önce çözebilirdik. Daha önce maçın belki fişini çekebilirdik. Ancak maçın sonunda tabii ki bazen savunma yapmanız, bazen tabiri caizse çileli bir galibiyet almanız gerekebilir. Bugün de oyuncularım ona da direnç gösterebileceklerini, onu da başarabileceklerini gösterdiler. Bahsettiğim gibi taraftarlarımız bu galibiyetin mimarı oldular. Önümüzdeki maçlarda da yine onları bu şekilde mutlu edebilmeyi umuyoruz. Onların desteklerini sırtımızda hissettiğimiz, o rüzgarı sırtımızda hissettiğimiz her an bizim için işler daha kolay oluyor. Tabii ki sahada mücadele veren bütün oyuncularımız adına da işler daha da kolaylaşıyor. Taraftarlarımıza da yine ayrıca tabii ki teşekkür etmek istiyoruz. Bueno, yo pienso que hemos hecho un gran primer parte donde hemos dominado al rival, no lo hemos dejado prácticamente en ninguna situación de peligro. Por el otro lado, en ese periodo teníamos que ir ganando 2 o 3-0. También primera acción de segundo tiempo, el balón a palo de Umut. O sea, hemos tenido en los primeros 60 minutos muy dominantes, con claras ocasiones gol, sin darle al contrario ninguna oportunidad de marcar. Luego, eso es el fútbol. Cuando no marcas, el contrario se crece, ve sus posibilidades. Y bueno, ellos los han tenido últimos 10-15 minutos. Esos son automatismos de fútbol. El equipo que va ganando se echa automáticamente atrás sin darles esa instrucción, pero es así, y otro equipo arriesga todo. Debo decir también que no hemos sabido en esos 15 minutos, no hemos sabido mantener el balón, no hemos sabido controlar el juego. Hemos tenido ya muchos jugadores cansados porque el desgaste, primeros 60 minutos ha sido grande y hemos caído un poquito. Pero bueno, al final hemos sabido sufrir. Tampoco el rival ha tenido oportunidades de marcar. Nos han apretado, pero sin tener ocasiones claras. Solamente una, el fallo de Stefano en una ocasión. Falta o no falta, es la única ocasión que han tenido, el resto lo hemos controlado bastante bien. Öncelikle şöyle bahsedebilirim aslında. İlk yarı değerlendirecek olursak eğer harika bir ilk yarı çıkardığımızı söyleyebilirim. Rakibimize neredeyse hiçbir fırsat vermedik ilk yarı. Maçı tamamıyla domine eden taraftık. Belki de ilk yarı üzerinde konuşacak olursak eğer maçı 2-0'a hatta 3-0'a getirebilecek pozisyonlarımız da vardı. Maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarıya başlarken ikinci yarıyı değerlendirecek olursak eğer belki de ikinci yarının hemen ilk pozisyonunda Umut Bozok'ta direkten dönen de bir topumuz da vardı. Maçın geneline baktığınızda 60 dakika boyunca rakibine hiç fırsat vermeyen bir takım gördük bugün aslında. Çünkü rakibimize çok az belki fırsat tanıdık. Onun dışında maçı tamamıyla domine eden taraf bizdik. Futbol böyledir aslında. Futbolda o maçı bitirecek, o fişi çekecek golü bulamadığınızda tabii ki rakibiniz ümitlenir. Rakibiniz de gol atma ümidiyle üzerinize gelmeye başlar. Son 10-15 dakika belki biraz sizin bahsettiğiniz o düştüğümüz dönem oldu. O dönemde
topu tutmayı çok fazla bilemedik. Belki oyunu kontrol etmeyi çok fazla bilemedik ama bunun üzerinde tabii ki yorgun oyuncularımız da vardı. Çünkü 60 dakikalık maçı domine eden bir taraf olduğunuzu düşündüğünüzde onun getirdiği fiziki yük tabii ki kolay değil. Dolayısıyla o 60 dakikanın sonrasında yorulan oyuncularımız da vardı. Son 15 dakika futbol aslında böyledir. Siz takıma herhangi bir emir ya da takıma herhangi bir şekilde bir istek talepte bulunmadan dahi geride olan takım daha fazla risk alır. Önde olan takım da skoru koruma içgüdüsüyle biraz daha savunmaya yönelmeye çalışır. Aslında maçın geneli de böyleydi. Ve rakibimiz maçın son anlarına doğru üzerimize, evet sizin de bahsettiğiniz gibi, bir baskı oluşturdu. Ama çok net pozisyon olarak düşünecek olursak eğer, belki Stefano'nun içinde olduğu faul mü değil mi diye düşünülen, o tartışılan o pozisyon dışında çok fazla bir pozisyon vermedik aslında rakibimize. Evet, dediğiniz doğru, son 15 dakika biraz düştük belki ama genel olarak baktığınızda rakibimize çok net pozisyon anlamında çok net bir pozisyon vermediğimizi söyleyebilirim size. Y sobre el partido contra Galatasaray. Bueno, vamos a disfrutar un día. Y luego a partir de domingo vamos a pensar en Galatasaray. Tenemos muchos partidos de ellos por ver porque han jugado en Europa. También el partido que van a jugar este fin de semana. Y bueno, nos vamos a preparar bien para estar a un nivel muy bueno en el partido. Aslında artık yarın bizim için belki galibiyetin tadını çıkarma günü. Sonrasında da pazar günü üzerinde baktığınızda Galatasaray maçının hazırlıklarına tamamıyla başlayacağız. Çünkü rakibimizi düşündüğünüzde birçok maç oynadılar Avrupa'da. Bir eleme maçları oynadılar. Dolayısıyla o maçların üzerine çalışacağız. Neleri yapmamız gerekiyor diye düşüneceğiz. Ve maça çıktığımız günde gayet hazır ve çalışmış bir şekilde takımımız sahada olacak. Bueno, estoy contento con los jugadores que tengo. Aún pensamos que podemos mejorar nuestro equipo y lo vamos a hacer, pero los jugadores que tenemos aquí han trabajado muy bien estas 6 semanas, se han sacrificado muchísimo y se merecen la oportunidad. Obviamente, con la falta de 4 jugadores muy importantes como Orsic, como Joaquín, como Siopis y como Hussein, estamos un poco limitados en el banquillo. Pero alguno de ellos pronto estarán y también seguramente ficharemos algún jugador más para tener más competitividad dentro de la plantilla. Pero estoy contento con lo que tengo, pero digo que siempre se puede mejorar lo que tenemos. Elimdeki oyunculardan memnun olduğumu söyleyebilirim size. Tabii ki elimdeki oyunculardan memnunum derken, tabii ki bu daha iyiye de götürülebilir. Her zaman daha iyisi tabii ki olabilir. Ancak bu elimizdeki oyuncular, sizin bugün bahsettiğiniz kulübedeki oyuncular, 6 haftalık bu hazırlık sürecinde gayet büyük fedakarlık gösteren, gayet iyi çalışan oyuncular. Dolayısıyla bir şansı hepsi hak ediyorlar. Bunu söyleyebilirim. Ve özellikle düşündüğünüzde şu an bizimle sakatlıklar sebebiyle ve çeşitli nedenlerle bizimle olmayan oyuncularımız, örneğin Orsic gibi, örneğin Fernandes, örneğin Siopis ve Hüseyin gibi oyuncuların eksikliği tabii ki kulübedeki bizim imkanlarımızı kısıtlamış olabilir. Ama sözlerinize eğer değinecek olursam, tabii ki elindeki oyunculardan mutluyum ama tabii ki biz de yeni oyuncuları aramıza katabilmek, rekabeti arttırabilmek adına hep beraber çalışıyoruz zaten. Pues debo decir que nuestros centrocampistas hoy han estado a un nivel muy, muy bueno. Kurbelis quizás el mejor partido de todos los que ha jugado con nosotros en la pretemporada y ahora. También Bacasetas a un nivel muy alto. También creo que Abdush jugando en el medio ha estado bien. O sea, no me ha faltado ahí un jugador. Pero bueno, al final del segundo tiempo hemos hecho cambio, hemos reforzado ese centro de campo con Doujan y cambiando a Trezeguet. Siempre tenemos que tener en cuenta que en cada momento de partido tenemos que tener tres jugadores turcos. Entonces, el Abdush ya caía, ya se le veía mal, también Umut. Entonces, si cambiaba los dos por dos jugadores extranjeros, pues me quedaba con dos jugadores turcos en el campo. Y ese es el motivo por qué meto Haspolat a Doujan y cambio a Trezeguet, porque también sabemos que la cosa fuerte que tiene Trezeguet es el ataque. Y nosotros esos momentos, 10-15 momentos, hemos tenido que defender.
Por eso hemos puesto un jugador que es responsable, que puede luchar, que puede correr, que estaba más fresco que Trezeguet, como Bardi en esa posición, y Bardi ha cumplido con la posición. Pero siempre en la cabeza es, no es fácil cuando tú tienes a Ugurcan y tienes el cambio para él. Tienes a Eren y tienes a Narif, tienes cambio a él. Pero luego con Umut, cambio es extranjero. Para Abdus, cambio también es extranjero. Por eso hay que tenerlo en cuenta y por eso hemos quizás hecho unos cambios que no han sido 100% lógicos. Pero le digo, esa ha sido la razón. Bugün orta saha oyuncularının performansından başlayacak olursak eğer, örneğin Kurbelis'ten başlayabiliriz. Kurbelis bugün belki de hazırlık maçları da dahil olmak üzere, kamp döneminde oynadığımız tüm maçlara dahil olmak üzere belki bizimle oynadığı en iyi maçını çıkardı. Yine Bakasetas üst seviyede bir takıma yardım gösterdi. Yine iyi bir maç çıkardı. Yine Abdüş, tabii ki o da çok üst düzey bir performans göstermeye çalıştı diğer arkadaşları gibi. Dolayısıyla bahsettiğiniz o eksiklik olarak düşünürseniz eğer, öyle bir eksikliği hissetmediğimizi söyleyebilirim. Çünkü bu oyuncularımız gayet sahada iyi mücadele verdiler. İkinci yarıda başladığımızda orayı biraz merkez bölgeyi Doğucan'la beraber desteklemeyi düşündük. Karar alırken, oyuncu değişiklikleri kararı alırken her zaman hesaplı tutmanız gereken, her zaman kafanızın bir köşesinde olması gereken bir detay daha var açıkçası. Üç Türk oyuncunun her zaman sahada olması gerektiği. Dolayısıyla Abdüş'ün ve Umut'un maç içerisinde tabii ki verdikleri mücadele sonucu belki onların biraz yorgun düşmesiyle birlikte oyuncuların ikisini de aynı anda değiştirseydim eğer sahada bu sefer iki Türk oyuncumuz olacaktı. Türk oyuncu sayısı konusunda sıkıntı çekecektik. Aslında Doğucan Trezeguet, dolayısıyla o değişikliğin, Doğucan'ın oyuna dahil olması ve Trezeguet'in çıkmasıyla olan süreç aslında belki şöyle düşünebilirsiniz. Maçın son anlarıydı. Belki biraz daha savunmaya yardım etmemiz gerekiyordu. Trezeguet de oyun yönü olarak baktığınızda hücum tarafıyla öne çıkan bir oyuncu. Atak kısmında çok verimli, bize çok yardım eden bir oyuncu. Dolayısıyla o anlarda yine o görevi yerine getirebilecek, savunmaya da yardım edebilecek Enis'le orayı doldurmaya çalıştı. Yine Doğucan da aynı şekilde görevini layıkıyla yerine getirmeye çalıştı. Ancak şöyle düşünebilirsiniz, yaptığımız her değişikliklerin bazen mantıklı açıklamasını tabii ki bulmanız gerekiyor. Bazen mantık olarak farklı şeyler düşünerek de yapmanız gerekiyor değişikliği. Örneğin Eren'le baktığınızda, örneğin Eren'in yerine Arif aldığınızda yine bir yerli oyuncu, Türk oyuncu almış oluyorsunuz. Doğucan'ı oyuna aldığınızda Türk oyuncu almış oluyorsunuz. Ancak Umut'u çıkarırsanız eğer yerine alabileceğiniz oyuncunuz yabancı. Yine Abdüş'ü çıkarırsanız yerine alabileceğiniz oyuncunuz yabancı. Dolayısıyla değişiklik yaparken biz de 3 Türk kuralına uymaya, o kuraldan sıkıntı yaşamamak adına bunları da düşünüyoruz. Bazen bir karar alırken alınan kararın sebeplerinden bir tanesi bu da olabiliyor. Evet. Başka soru var mı arkadaşlar? Yok. Teşekkür yani, ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz.